O gün ya, deniz kenarındayken yanımıza geldi. Arkadaşım da vardı. Tanıyor muydunuz? Yani sima olarak ordunun tinercileri olduğu için tanınıyor. Telefonu satma bahanesiyle hani şey yaptı. Biz de tamam dedik, alırız dedik. Yani evin oraya gittiğimizde evine kadar gittik. Evin önünde artam gönükken sırtımdan bıçakladı beni. Artık hani zaten Bir ilk saniye, evine niye gitmiştiniz? telefonunu almaya. Buradan param yok dedi. Telefonumu satacağım dedi. Alır mısınız dedi. Tamam dedik, alırız dedik. Evin önüne gittiğimde sırtım dönükken arkamdan iki tane ekmek bıçağıyla bıçak attı. Hani zaten ben orada bayıldım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yerde 10 tane daha bıçak atmış. 12 bıçak darbesi mi yedin? Aynen öyle. 12 tane bıçak daha hani vahşice. Oradan zaten Peki bıçak... neden yapıyor bunu? Hiçbir fikrim yok. Hani mahkemede de bir şey söylemedi. Mahkemeye çıktığımızda sebebi sadece küfür etmiş olmam diye söyledi. Etmiş miydin küfür? Hayır, küfür edeceğim. Küfürlük bir şey yok ki zaten. Telefon alışverişine gidiyorsunuz. Aynen. 12 bıçak darbesi, nasıl hayatta kaldın? Çok sıkıntılı süreçler yaşadım zaten. Herkes öldü diye beklerken 20 gün sonra ben gözümü açmışım hastanede. Zanlı nasıl yakalandı o sırada? Zanlı yine aynı yerde otogar çevresinde yakalanmış. Ben gözümü açtıktan sonra polislerin benden aldığı ifadeyle tam net olmak için. Ya 2 sene bayağı bir yoğun tedavi gördüm. Göğsümde zaten ciğerimin bir bölümü parçalandığı için alındı. Hani dagak yok. Midemde bayağı bir zarar vardı. Bağırsaktan parçalanmıştı attığı bıçakla. Böbreklerimde de var birazcık zarar. Hani bayağı bir sıkıntılı süreç geçirdim. Okulu bırakmak zorunda kaldım. 2 sene dışarı çıkamadım. Hani kötü günlerdi. Ya psikolojik olarak tabii çok da sıkıntılar çektim. Buradan gittim, İstanbul'da tedaviler gördüm. Ondan sonra buraya geldiğimde hani en büyük ayarım asker ekmekti. Askerliğimi yapamadım. Dagağım olmadığı için çürük aldım. Polis olacaktım, olamadım. Sağlık sorunları yüzünden. Hani kötü günler yaşadım ama yavaş yavaş toparlıyorum artık. Ya öğrendiğimde tabii bu bizim ordunun veya bu devletin şeyinden yani duyduğumda zaten bir adam açık cezaevinden Rize'den kaçmış herhalde. Hani burada bir daha hırsızlık yaparken yakalanıp kapalı cezaevine atılıp iyi halden açık cezaevine çıkması bana çok saçma geliyor. Hani böyle bir sorumsuzluk olamaz çünkü. Çünkü bu adam bunu zaten suç teşkil eden bir şey yapmış. Yani cezaevinden nasıl çıkar bir daha hani ihaleden yargılanmasın yani bunun ihale yoksa yani dosyası belli de 12-13 tane sabıkası olan bir insana hani ihale veremezsin bir de zaten firar etmişsin sen açık cezaevinden. Açık cezaevi değil zaten elini kolunu sallayarak çıkabileceğin bir yer yani. Bunu devletimizin veya şeyin bunlara tespit yapması lazım. Daha üstüne düşmeleri lazım yani. Yasalar düzeltilsin mi diyorsun? Aynen Nasıl öyle. olması lazım? Yani açık cezaevinin daha mı sıkı şartları alınmasını Ya istiyorsun? Ne istiyorsun? böyle açık cezaevinin hani suçundan suçuna değişik ama böyle zanlıların hani vahşilerin artık hani açık cezaevinde bir işi yok yani. Hani 25 sene hüküm yemiş bir insanı da açık cezaevine niye atarlar ki? Zaten hani saçma gelen şey zaten bir suçu açık cezaevine almışın. Açık cezaevinden firar edip bir insan bir daha suç işleyip de kapalı cezaevine koyup 2 ay sonra bir daha açık cezaevine koymanın mantığı ne zaten? Ben onu anlamıyorum. O belki çıktığında benim yine peşime düşebilirdi. Cezaevinden hani birilerini öldürmek için çıktım. Belki bendim. Hani kaçmasının sebebi birilerini öldürmek için kaçtım. Belki ben de olabilirdim. Hani ne bileyim değişik Eren'in oldum. Yani ben de çok kötü oldum Ceren'i duyduğumda. Hatta hani böyle bir saçmalık olmaz diye. Ne bileyim